Sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Bir canlı bağlantımız olacak. Haklarında kara para aklama iddiasıyla soruşturma açılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı. Şu dakikada emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şimdi son durumu almak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü... Alo Fehim abi, selamun aleyküm, ne yapıyorsun? Ha ne olsun ya, işte biz de bildiğin gibi sürünüyor elhamdülillah. Ya Horasan'ı köpekler gibi bulunca şükredip bulamayınca sabredecek değiliz Fehim abi. Biz bulunca dağıtıp bulamayınca şükrederiz elhamdülillah. Ama bulamıyor. İşte sıkıntı orada. Bulsak dağıtacak ama yok ya. Ne yapacaksın? Bakana sana ne diyeceğim ya? Az önce televizyonda gördüm de bu Dilan Polat ile Engin Polat gözaltına alınmış. Gördün mü? Ya bu Engin Polat neyse de yazık bu kadın. Dilan Polat kamerasız 7/24 enerji diye yayın yapan kadın. Kamerası nasıl duracak Fehmi abi? Gerçi gözaltı kamerası var diye biliyorum ama kullandırtmazlar muhtemelen. Yazık, ağlamaktan gözaltı torbası taşımıştır şimdi bunu. Ne yapsak, aramızda para toplayıp bir enerji içeceğini göndersek buna Fehmi abi? He? Ya o değil de düne kadar bunlar elinde bayrak, işte vatan millet Sakarya reis diye açıklama yapınca biz bunları destekledik ama şimdi bağımsız yargımız bunları gözaltına alınca ben de ne yapacağımı bilemedim Fehmi abi. Nasıl? Bağımsız yargı deyince seni bir gülme mi tuttu? Gerisini duyamadım. Ya diyorum ki Fehmi abi, kendi düşen ağlamaz. Asıl hata bu dilangillerde. Madem hırsızlık yapıyorsun, bunu niye milletin gözüne sokuyorsun? Reis yıllar evvel ne dedi? Fakir çalmasını bilmediği için fakirdir dedi. Mesela bak bana, ben tamam çalmasını bilmiyorum ama şimdi bunlar çalmasını da biliyor. Yani bunlara çaldıkları için operasyon yapılmadı Fehmi abi aslında. Bunlar çaldıklarını milletin gözüne soktukları için bunlara çöktüler. Sessiz ve derinden çaktırmadan çalacaklar. Halbuki hırsızlığın kitabında sistem belli Fehmi abi. Çalacağın ama çalışacağın. Yani çaldıklarını örtbas etmeden, gizlemeden olmaz bu işler. Minareyi çalıyorsan ne yapacaksın? Kılıfını da hazır edeceksin Fehmi abi. Bak bizim koca reise, adam yarım asırdır götürüyor malı ama kral muamelesi görüyor değil mi Fehmi abi? Fehmi abi? Alo? Hırsız deyince alındı. Niye anlıyorsun ki Fehmi abi ya? Yani bunu bir vatan haini muhalif söylese anlarım ben seni ama biz bize konuşuyoruz burada ya. Yerli ve milli iki vatansever olarak birbirimize bunları söylüyoruz. Yani hepimizin bildiği konular bunlar Fehmi abi. Ayıp sana, puh.